Merhaba. Biyoteknolojik İlaçlar Derneği ve Kanal Bulun'un ortak olarak düzenlemiş olduğu programımızın bu bölümünde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ayşegül Atak Yücel bizimle beraber. Kendisiyle COVID-19 ve önümüzdeki süreci konuşacağız. Önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hocam, zor günlerden geçiyoruz. Anlaşılan bu süreçte devam edecek gibi duruyor. Çok yoğun bir bilgi birikimi var. Çok yoğun bir ilaç ve aşı konusunda çalışmalar var aslında. Bunlara geçmeden önce sizi tanımayan izleyicilerimiz için kendinizi bir tanıtır mısınız? Bununla başlayalım. Tabii. Teşekkür ederim öncelikle beni programınıza konuk ettiğiniz için. Ben Hacettepe İngilizce Tıp 1990 mezunuyum. Arkasından Amerika'da Baylor College of Medicine'da ve Methodist Hastanesi'nde yaptım. Bunu takiben Türkiye'ye döndüğümde de Gazi Üniversitesi yine Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde immünoloji doktorası tekrar yaptım. Ve Türkiye'de immünoloji ana bilim dallarının ikincisini yine bölümümüzden hocamız ve benim doktora tez hocam Profesör Doktor Cemal Erdoğan. Şu anda Türkiye'nin öğretim üyesi sayısı olarak en büyük İmmünoloji ana bilim dalının başkanlığını yapmaktan gurur duyuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de Ben programa katılmayı kabul ettiğiniz için. estağfurullah. Aşı çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Hangi aşamadayız? Amaç nedir? Bunu biraz özetleyebilir misiniz bize? Tabii bir enfeksiyonla karşılaştığımızda ilk hedefimiz her ne kadar onunla o an için ilaçlarla savaşmak olsa da uzun vadede hedef tehlikeli enfeksiyonlar için bir aşı bulmaya, böyle ileride toplum üyelerinin hasta olmadan bağışık hale gelerek bu enfeksiyonla karşılaştıklarında kurtulmalarını sağlamaktır. Zaten aşı, immünoloji bilimin insan sağlığındaki en büyük başarısıdır. Ancak şöyle bir problem var ki her enfeksiyon için aşı bulmak mümkün olmayabilir. Bir aşıyı geliştirebilmek için o savaştığınız mikroorganizma ya da patojenin öyle antijenleri bulabilmelisiniz ki bu antijenler hem hastalık yapıcı olacak veya vücuda girişte etkili olacaklar. Ve siz bunlara karşı genellikle biz humoral yani salgısal bağışıklık üzerinden aşı yapmaya çalışırız ve antikor geliştirmeye çalışırız. Bu aşıyla geliştireceğiniz antikorlar vücuda girişi engelleyecek veya vücuda giren patojenin hastalık yapışını engelleyecekler. Nadiren de tüberküloz aşılarında olduğu gibi T hücre cevabı üzerinden gideriz. Bunlar daha uzun vadeli aşılardır ve hastalık yapma mekanizmalarını engelleyici yönde etki etmeye çalışırız. Burada anlaşılacağı üzere problem uygun antijeni bulmak. Yani o patojenin antijenleri içinde ya hastalık yapanları izole edebilmelisiniz veya vücuda girişte hücrelerin içine girişte virüsler özelinde etkili olabilecek antijenleri izole edebilmeli. Bunlara karşı da antikor geliştirebilmelisiniz. Her zaman mümkün olmayabilir. Peki, o zaman zaten antijen konusunda bayağı yoğun, o konuda çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Evet. ama virüsün antijenini izole ettik haberleri aslında bağlamda daha anlamlı hale gelmiş durumda. Evet. Anlayabildiğim kadarıyla aşı geliştirmesinin erken basamaklarından bir tanesini oluşturuyor. Şöyle, önce virüsü bir hücre kültüründe çoğaltabilmek ilk basamak. Bu başarıldı. Vero hücre kültüründe. Hatta bazı hayvan modellerinde virüs çoğaltılabiliyor. Bu ilk aşama aşı geliştirmede. İkincisi,
bu virüsü niye çoğaltıyoruz? Elimizde daha çok miktarda olsun ki bunun ekstraklarından antijenleri elde edebilelim diye. Antijenleri elde ederken ilk önce sadece hücreye girişiyle ilgili antijenlerden bahsedelim. İşte hepimiz duymuşuzdur spike proteini, spike proteini. Evet. Fakat şu anda tek başına bir aşı çalışması için spike proteinin yetmeyeceğini öğrenmiş durumdayız. Buna ek olarak nükleokapsit antijenlerinin de eklenmesi gerektiği düşünülüyor. Ve hatta virüsün çoğalmasını etkileyen bazı antijenlerin de eklenmesini. Yani aşının aslında bir antikor kokteyli yaratıcı bir aşı olması gerektiği üzerinde daha çok duruluyor. Yani ilk başta spike proteinlerine karşı aşı geliştirilmesi düşünülürken bunun yetersiz olacağına dair, çünkü virüsün başka giriş metotları da olabileceği yönünde çalışmalar elde edildi. Ve aşı çalışmalarının yönü artık bir kokteyl aşıya doğru ilerlemekte. Peki şunu sormak istiyorum bu noktada. Aşı geliştirilmesiyle ilgili bir takım süreler veriliyor. Bir yandan da çok yoğun çalışmalar devam ediyor ve bu süreçte özellikle büyük firmaların, biyoteknolojik firmalarla özellikle bir araya geldiğini ve ortak çalışma grupları oluşturduğunu görüyoruz. Sizce bu süreç daha kısalır mı? Ve bu durumda otoritenin bakması gereken neler var? Onu... Evet, şimdi normal olarak bir aşı geliştirme süresi, ya, tıpkı bir ilaç geliştirir gibi, siz de farmakolog olarak çok iyi biliyorsunuz hocam, uzun bir süreçtir. Bir aşı eğer geliştirilebiliyorsa en az 2 ila 4 yıl gerektirir. Hem antijenlerin elde edilmesi, antikorların geliştirilmesi, bunların hümanize yani insanlaştırılmış hale getirilmesi, hayvan deneyleri yapılması, ön insan deneyleri yapılması ve topluma aktarılması açısından gereken süre 2 ila 4 yıl kadardır. Fakat COVID bizim ezberlerimizi bozdu. Neden? Bir kere yayınları bile biz artık peer review bile edilmeden, yani ön hakem değerlendirmesine dahi girmeden görür olduk. Tabii bu bir yandan bilgi kirliliğine neden olurken bir yandan da hızlı hareket etme özgürlüğü bize getiriliyor. Dünya çapında böyle büyük bir pandemi, tehlikeli bir pandemi yaşarken her ülkede farklı farklı da olsa sağlık otoriteleri bu aşı çalışmalarındaki normal olarak çok haklı olan basamakları hızlandırmaya izin vermeye başladılar. Nasıl? Hayvan deneyleri bazı aşılarda es geçildi. Direkt elde edilen antijen üstünde çalışmalar yapıldıktan sonra veya sadece bir iki hayvan üstünde denendikten sonra insanlara inoküle edilmeye başlandı ki buna hepimiz televizyonlarda, işte Amerika'daki, Almanya'daki bazı aşı denemelerinin enjeksiyonları gördük. Hatta doktor arkadaşlarım bir kısmı denek oldular Amerika'da. Bu nedenle bunların sonuçları tabii ki hani 4 yılın sonunda alınmak gibi değildir. Hızlı sonuçları biz muhtemelen antikor gelişme süresini normal düşünürsek 1-2 ay içinde alırız. Fakat bu ön aldığımız sonuçlar aşı oldu bitti herkese yapılabilir demek değildir. Neden? Bu aldığınız sonuçları bir kere optimize etmeniz lazım. Yani gerçekten aldığınız sonuçlar işe yarıyor mu? İkincisi, elde ettiğiniz antikorlar, aşı yaparak elde ettiğiniz antikorlar acaba ne kadar bir ömrü olacak? Bu kadar hızlı iki elde ettiğimizi göreceğiz ama bunu bütün dünyaya yaymak verdiğiniz ve 3 ay sonra bitiyor antikorların süresi gibi bir şey elde ederseniz hem finansal açıdan hem de halk sağlığı açısından verimli bir şey olmayacaktır. Verimli bir antikor elde etme bulunduysa da bunun tabii bulk olarak üretilmesi süreci başlayacaktır ki bu da bence yani
ülkeler öncelikle kendi vatandaşlarını aşılamak isteyecektir. Tabii burada şu da olabilir. Maalesef bu Fransız, Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışan Fransız bilim insanları tarafından söylendi. Çok acıdır. Elde edilen tedavi, bulduğumuz tedavi ya da aşıları Afrika'da deneyelim gibi. Anladım. Çok anladım. Acı. Böyle bir şey yapılmaya kalkılırsa da bu insan haklarına aykırı bir durumdur. Bir kere ön çalışmaların mutlaka gönüllü denekler üzerinde yapılması lazım. Peki aşının antikor geliştirme mi olasılığı var mı? Vardır. Mutlaka var. Şöyle, bütün aşılar için aslında bu var. Evet. Örneğin çok yaygın kullandığımız, çok başarılı ve etkin bir aşımız var. Hepatit B'ye karşı. Ama tamamen sağlıklı insanların %5 hatta bazı bölgelerde onunda hiç etkisizdir bu aşı. Yani antikor geliştirmez. Daha doğrusu bizim güvenilir sınır dediğimiz 10 internasyonel ünitenin altında geliştirir. Fakat bazı çalışmalar göstermiştir ki yine de belli bir koruyuculuğa erişir. Fakat ne bizim güvendiğimiz, kesinlikle size bulaşmaz dediğimiz sınırlarda değildir. Demek ki bireysel farklılıklar olabilmektedir ki bu daha çok HLA düzeniyle ilgilidir. T hücrelere antijen sunumu da işin içine giriyor. Antikor yapılsa da bu aşılara karşı. Burada bir fark yaratılabilir. Yani kişiden kişiye olan fark olabilir. Ama geneli düşünürsek antikor yaratabilir aşılar ama bu antikorlar çok kısa ömürlü olabilir ve bizim istediğimiz aşıyla elde edilecek sürü bağışıklığı, yani doğal elde etmeyeceğiz de aşıyla elde edilecek bağışıklık için, toplum bağışıklığı için yeterli bir süreyi bize sağlamayabilir. Dediğim gibi o zaman da hem halk sağlığı açısından hem finansal açıdan hiç etkin olmayan aşılar elde etmiş oluruz. Uh-huh. O yüzden zaten bir antijen kompleksi kokteyli üstünde çalışılıyor. Uh-huh. Peki sürü bağışıklığı ya da işte toplum bağışıklığı diye tanımladığımız, evet, olay için uzmanlar özellikle bunu doğal yollara bırakırsak, yani toplumun bir kısmı eğer bağışıklık kazanacak olursa bunun bedelinin ağır olabileceğini söylüyorlar. Kendi halinde ki bırakılabilir. Doğru. Ama pardon, şunu soracağım bu noktada. Hani aşıyla bu bağışıklığı elde etmek daha güvenli bir yol gibi duruyor. Doğru mudur? Elbette. Elbette. Bağışıklığı elde edebilmek için bu nasıldır biliyor musunuz? Enfeksiyonu geçirmemiş, geçirip iyileşmemiş kişilerin de enfeksiyon kapmaması için ne olması lazım? Toplumda en az %80, bazı hastalıklar için %60'tır ama en az %80, bazı hastalıklar için %95'e yakın sürü bağışıklığı olmalı. Yani geri kalanlarının geçirip iyileşmiş ve bağışık, bunlara tekrar hastalık bulaşamaz halde olması lazım ki virüs geldiğinde, virüsün çünkü amacı, bütün canlıların amacı nedir? Yaşamını idame ettirmek, evet, ve çoğalmaktır. Evet. Virüs hatta canlı olup olmadığı tartışılan bir yaratıktır diyeyim, mikroorganizmadır. Bu devamı sağlayabilmek için hücrenin içine girme ihtiyacındadır. Evet. Hücre içine giremediği sürece belli bir işte virüsten virüse değişmekle birlikte diyelim ki en maksimum 1-2 gün içinde ölecektir. Bunun içinde enfeksiyonu geçirip iyileşmemiş bir kişiyle karşılaşması lazım. Ama toplumun büyük bir kısmı geçirip iyileşmişse o zaman ne olacak? Girmeye çalıştığı konakta başarısız olacak. Böylece geçirmemiş kişiye ulaşması çok zorlaşacaktır. Biz buna sürü bağışıklığı diyoruz. Ama tabii bu neyi, böyle COVID gibi ölümcül bir hastalıkta neyi gerektirecektir? Toplumda çok büyük ölüm oranlarını gerektirecektir. Evet. Çünkü geçirenlerin bir kısmı da ölecek. Evet. Bunu göze almak çok zor.
Yani bu yöntemi mesela daha önce İngiltere denedi, başladı ve İngiltere bedeli çok biraz hızlı sıkıntı öğrendi. olunca, değil mi? Sonradan Çünkü yöntemi kendi değiştirdiler herhalde. başbakanları bunu çok büyük bir istekle savunuyordu. Çünkü bu işin kolayıdır. Evet. Herkesi serbest bırakırsınız. Ekonomik açıdan da bu insanlar işlerine giderler. Önlem almak için para harcamazsınız. Basit bir enfeksiyon olsa anlaşılabilir. Fakat ne oldu? Kendisi enfekte olup yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı. Tabii, doğru. Çok ben hatta sosyal medyada da paylaştım. En ağır yoldan dersini aldı. Evet, doğru. Ve sanıyorum bir sürede artık ya da bundan sonra belki de bir daha bunu uygulamaktan Evet. uzak duracaklar gibi duruyor. Avrupa ülkelerine göre normalleşme sürecini çok daha yavaştan almaya çalışıyorlar. Evet, doğru. Peki bu antikor oluşumu konusunu açmışken bu antikor testlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum bu noktada hocam. Biz antikor testlerinden ne beklemeliyiz? Yani nasıl bir test bize antikor testi olarak işe yarar? Ve bunun amacı nedir antikor testlerin? İsterseniz bundan önce bir iki kelime antikorlardan bahsedeyim. Tamam, tabii ki. Çünkü antikor testinde ne ölçtüğümüzü söyleyebilmek için IgM, IgA, IgG diyeceğim. Nedir bunlar? Evet. Bir antijen mi? Daha doğrusu yabancı bir ister mikroorganizma, ister bir bu alerji yaratan antijen de olabilir. Bununla karşılaştığımızda vücudumuz bu kendisine yabancı olan yaratığa, burada mikroplardan devam edelim isterseniz, Tabii. mikroba cevap vermek isteyecektir. Korunma amaçlı olarak. İlk önce 7 gün, yaklaşık 7 gün sonra başlayan bir IgM dediğimiz erken antikor cevabı vardır. Bu erken antikor cevabı başlayabilmesi için bir başlama süresine ihtiyaç vardır ilk defa karşılaştığında. Bunu niçin anlatıyorum? Aşı da önemli olacak. Evet, İlk doğru. defa karşılaştığımızda IgM'nin ortaya çıkması için bir 7 günlük süre var. 7 günden sonra başlıyor, belli bir pik yapıyor. Bu her ne kadar mikroorganizmadan mikroorganizmaya, yani antijenin özellikleriyle ilgili ise de 14 gün civarında piki azalmaya başlayacaktır. Halen enfeksiyonu yenemedi ve antijenle karşılaşıyor değilse. Bundan sonra bizim bağışıklık sistemimiz bunu öğrenmeye başlıyor. Eğer tekrar antijenle maruz kalmaya devam ederse farklı bir olay, bu burada bitecekse belli bir süre sonra farklı bir olay gelişecektir. Bizde antikorun olgunlaşması diye bir kavram vardır. IgM ile başlayan cevap IgG'ye doğru ilerler. Sınıf değiştirir. IgG'nin önemi, eğer vücudumuz bu antijene karşı bunu başarabiliyorsa IgG uzun ömürlüdür. Ömür boyu dahi devam edebilir. İlk cevap hep IgM'dir. Aynı antijenle ikinci kez karşılaştığında bu ilk başta IgM'nin meydana gelmesi için gereken o 7 güne yakın süre, 3 ila 7 günlük süre, 3 gün içinde başlar, 7 günden sonra pik yapar. Bu süre çok kısalır. Bu lag periyot dediğimiz bekleme süresi ikinci cevapta çok kısalmıştır. Çok hızlı bir şekilde antikor cevabı başlar. Neden? Çünkü hafıza hücrelerimiz gelişmiştir. Evet. Bağışıklık sistemimizin cevap veren ilk hücrelerinin çoğu ölmüştür antijen vücuttan gidince. Ama %5 ila 10 kadarı bu antijeni tanıyan hafıza hücreleri olarak bizim lenf düğümlerimizde, kemik iliğimizde, periferde, vücudumuzda beklemektedir. Bunlar sipere yatmış askerler gibidirler. Evet, anladım. Ne zaman tekrar aynı antijenle karşılaştığımızda artık düşmanı bildikleri için çok hızlı hareket ederler ve ikinci olarak ortaya çıkan antikor cevabın hem çok kısa sürede hem de ilkinin 3-5 katı, bazen 10-100 katı
yükseklikte bir cevaptır ve asıl olarak IgG cevabıdır. Hı hı. Bu yalnız her antijene karşı bu şekilde gelişmeyebilir. Maalesef örneğin gram negatif bakterilerin dış duvarındaki lipopolisakkaride hiçbir zaman IgG cevabı gelişmez kendi başına. Hı hı, anladım. Bu demektir ki ömür boyu sürecek bağışıklık elde etmeniz mümkün değildir. Bazı antijenlerin hem kimyasal yapıları hem de immün sistemi uyarma mekanizmaları nedeniyle bu mümkün değildir. Yani bu COVID'de noktada böyle değil. bir şey soracağım bu noktada. Yani doğru mu anlıyorum ve izleyicilerimiz için de bunu soracağım. Yani immünoglobulin M dediğimiz aslında daha kısa sürede ve değil mi? İlk cevap. Peki bu bağışıklık oluştuğu anlamına geliyor mu? Yani, yoksa karşılaşıldığı anlamına. Karşılaşıldığı anlamına geliyor. Anladım. Şimdi buradan testlere geçecek olursak tamam. Hepimiz ekranlarda, televizyonda görmüşüzdür. Hızlı testler var, antikor testleri. Evet. Bunlar hamilelik testine benzeyen, üstünde çizgiler oluşan testler. Parmaktan kalın alınarak, bir kısmı da damardan alınarak uygulanıyor ama damardan alınsa da bir damla kan üstüne konuluyor. Belli bir godesi var. Koyduğunuzda bir kısmı bunların IgM ayrı, IgG ayrı olarak gösteriyor. Bence bunlar çok daha akıllıca. Bir de kontrol vardır, kontrol çubuğu. Bu da testinizin işlediğini gösterir. Çünkü kontrol çubuğu da hiç çizgi çıkmazsa bu test ya bayattır, ya başına bir iş gelmiştir, sıcakta kalmıştır vesaire. Bu testi kullanmanızın bir anlamı yoktur. IgM ve IgG ayrıysa bizim için daha anlamlı. Neden? IgM'yi pozitif buldunuz, IgG'yi negatif buldunuz. Bu demektir ki şu anda siz bu hastalıkla savaşıyorsunuz. Hı hı. İmmün cevap başlatmışsınız ama sonunu bilmiyoruz. Bağışıklık kazanıp kazanmayacağınızı, ne kadar sürede kazanacağınızı bilmiyoruz. İkisi birlikte, belli bir süre sonra ikisi birlikte de pozitif olabilir. Bu dönemi örneğin yanlış algılayıp bu hastalar iyileşti gibi algılayanlar oldu. Hayır, bunlar halen bulaşıcılığı devam edebilecek hastalardır. Aslında bu mikroorganizmadan mikroorganizmaya değişir. Örneğin toksoplazma diye bir enfeksiyonda IgM bağışıklığı yıllarca sürebilir. Hı hı. Fakat hastalık bulaştırmaz. İşte problemlerden biri de bu. Biz daha bunları bilmiyoruz COVID için. Anladım. Ama genel bilgi olarak IgM pozitif, IgG pozitifken halen biz emin değiliz. IgG bağışıklığı, yani kalıcı bağışıklık oluşmaya başlamış demek. Eğer IgM negatif, IgG pozitifse burada deriz ki hasta artık bulaştırıcı değildir. Koruyucu bağışıklık gelişmiştir. Ama COVID'de bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Peki, tabii burada pardon, bu noktada bir şey soracağım. Başarılı bir aşı geliştirilmesi durumunda aşının hedef alması gereken daha çok immünoglobulin G tipi antikorlar değil mi? Zaten aşının hedefi şu: birincil IgM cevabını hiç oluşturmadan IgG cevabı yapmak. Çünkü o IgM'yi aşıyı verdiğinizde yapıyorsunuz. Hani ilk karşılaşma aşıyla oluyor. Evet, aşıdaki antijenle karşılaşıyorsunuz. Mikrobun bütünü değil, sadece belli antijen parçaları olduğu için aşıdan hastalık geçmesi mümkün değil. Direkt IgG cevabı verdirerek direkt kalıcı, koruyucu bağışıklık elde etmeye çalışıyoruz. Anladım. Bu IgM, IgG testleri yapılıyor. Buradaki bir defekt de şu: aslında çoğunda içeriği maalesef hangi antijenlere karşı bu antikorlar yazmıyor. Yani muhtemelen spike proteinine karşı, ama biraz önce aşı çalışmalarından bahsettim. Sadece spike'a karşı antikor elde etmek acaba yeterli mi? Anladım. Bunu da bilmiyoruz. Anladım. Bu testlerde bir de sadece IgM artı IgG birlikte çizgi olan, yani iki çizgili olan testler var. Kontrol artı antikor. Burada antikor, yani IgM, IgG kompleksi
pozitifliği bulmanın tek söyleyeceği şey bize şudur. Kişi virüsle karşılaşmıştır. Anladım. Ama bağışık mıdır? Halen geçiriyor mudur? Nedir? Bunu bilemeyiz. Peki bulaşıcılık konusunda ne diyebiliriz? Sadece bu duruma bakarak bir şey sadece der mi? Sadece antikor pozitifli yani IgM, IgG karışıksa hiçbir şey söyleyemeyiz. Bulaştırabilir tabii. Virüsle karşılaştığını biliyoruz sadece. Anladım. O yüzden o testler niye alınmıştır ben bilmiyorum. Peki. Bunu ön çalışma olarak yapıp çünkü PCR'ı negatif çıkabilir hastaların. PCR negatif ama siz şüpheleniyorsunuz. Birkaç gün sonra bunu yaparsınız. Pozitif geldiyse izlersiniz. Tomografisine bakarsınız, kliniğini izlersiniz. PCR negatifliğindeki problemlerden çok kısa bahsetmemi ister misiniz? Tabii ki, tabii ki. PCR virüsün nükleik asitlerini izole etmek için kullanılan bir yöntem. Burada negatif gelmesi kişisel olarak testi yapandan da kaynaklanabilir. Çünkü boğazdan ve burundan alıyoruz. Örneğin boğaz %30 küsürlerde pozitiflik veriyor. Anladım. Burundan alınan swab'ın %70'lere yakın pozitifliği var. Çünkü çok daha küçük bir alan, eksik dokunmanız daha zor. Burada boğazda siz virüsle kaplı alanlar yerine tükürüğü alabilirsin. Ve hastada virüs olduğu halde elde de başka bir şey de laboratuvarda yapılan hata olabilir. Ekstraksiyon aşamasını eğer otomatize değilse ve çok yetkinliği olan teknisyenleriniz yoksa ekstraksiyonu başarısız bir şekilde yapar. Virüsü kaybedersiniz olduğu halde. Hocam peki bu noktada bir şey sormak istiyorum. Sık gündeme gelen bir konu da bu testlerdeki yalancı negatiflik, yalancı pozitiflik kavramları. Evet. Bunun anlamı nedir ve riski nedir? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açısından başlayıp antikor diye devam edeyim. PCR'de eğer gerçek anlamda düzgün yapıldıysa yalancı negatiflik veya yalancı pozitiflik hemen hemen hiç yok. Çok az. Çünkü ama dediğim hataları yapmadıysak. Yani testte çok düzgün çalıştık. Değerler elde edilmiş durum standart şu anda PCR. Ama antikor testlerine baktığı hele hızlı baktığımızda yani gebelik testi benzeri dediğimiz testlere baktığımızda özellikle yalancı negatifliğin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ve IgG'nin ayrı ayrı çizgilendirme şeklinde olduğunda %30'larda ikisinin birlikte olduğunda daha da yüksek. Yani yalancı pozitiflik çok daha az. Pozitif bir sonuç elde ettiyseniz doğrudur. Ama negatif sonuç elde ettiyseniz buna çok güvenmeyecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler gerçekten bunlar da. Programımızın sonuna geliyoruz. Bu aşamada şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu süreç devam edecek gibi gözüküyor. Kısa zamanda da çok geçmeyecek gibi gözüküyor. Bu nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Nelere dikkat etmemiz lazım birey olarak? Bugün örneğin keşke size gösterebilseydim. Çok güzel bir karikatür gördüm bir Arap ülkesinden. Bir doktor COVID için giyinmiş, önlemlerle giyinmiş bir doktor. Kara kara düşünüyor oturmuş bir yere. Bütün çarşı pazar açılmış. Evet doğru. Şimdi bizde ve dünyada da olacak şey bu. Biz şu anda kara kara düşünmeye başladık zaten. Evet, neden? Ekonomik olarak her yeri lockdown ya da shutdown yapmamız, kapatmamız çok uzun süreli mümkün değil. Değil, doğru. Çünkü o zaman insanlar açlıktan ölecekler. Yani suç oranları artacak vesaire. Hani politik kısmına girmeyeyim. Ama önlemleri azalttığımızda kişilerin kendi önlemlerini arttırması lazım. Evet, doğru. Peki birey olarak ne yapabiliriz? Bu bilinci bizim halkımıza vermemiz lazım. Bunu ben en çok maske tartışmasında gördüm. Maske takılsın takılmasın çok tartışıldı biliyorsunuz başta. Evet. Çünkü doğrudur maske
enfeksiyonun başkasına yayılmasını engelleyecektir. Dendi ki hastalara takılın. Ama biz kim hasta kim hasta değil bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz, doğru. O zaman herkese hastaymış gibi kabul ederek maske takmamız lazım. Burada da yapılacak şey maskeyi nasıl takacağını öğretmek lazım. Ve güvenilir maskenin piyasada olmasını sağlamak lazım. Bu bir problemdi. Çünkü sadece üfleseniz karşıdaki ateşi çok rahat söndürdüğünüz maskeler de var ortamda. Hiç bunlar işe yaramıyor. Zaten virüs çok küçük bir partikül. Maskelerden rahatlıkla girebiliyor. Kişisel önlemlerin, ben dün bunu fark ettim. İnanın bir hekim olarak üzüldüm de daha önce fark etmediğime. Bir sürü ilimizde maske takma zorunluluğu yok. Sadece 23'tü 31'e çıkmış, 31'eldi. Buna inanamadım ben. Sokakta, Ankara'da örneğin zorunlu değil ki, ben insanlarla adeta tartışıyordum. Demek ki kanunen onlar haklıymış. Evet. Takmak zorunda değil. Evet. Biz kendimizi korumak için maske takmalıyız. En önemlisi elimizi yıkamalıyız. Bu iyi öğretildi. 20 saniye kuralı. Bütün eli içererek parmak uçları, avuç uçları, avuç içleri, el dışı hepsini içererek sabunla, suya sabunla dokunarak. Evet, dokunarak. Öğretildi. Aynen öyle. Dezenfeksiyon işlerini de anlamsız arttırmanın ben astım benzeri şikayetleri arttırdığını düşünüyorum. Mantıklı sınırlar içinde bunları yapmalıyız. Ve insanların sağa sola her şeye dokunma, yüzümüze gözümüze dokunma alışkanlıklarını azaltmaya çalışması lazım ki bilinen bir gerçektir. Psikiyatristler çok daha iyi bilir. Erişkin toplumun bile %50'si tırnak yiyor. Doğru. Böyle bir ortamda bunları söylemek çok kolay, yapmak çok zor. Doğru. Ama burada birey olarak bizim kendimizi korumamız artık çok daha önem kazanmakta. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. İzninizle programı kapatacağım. Elbette. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Programımızın bu bölümünde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Ayşegül Atak Yücel konuğumuzdu. Kendisine katılım için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.